Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Birkaç akşamdır 31. söz olan Miraç Risalesi'ni okuyup anlamaya çalışıyorduk birlikte. Miraç hadisesinin, mucizesinin Mekki mükerremeden yani Kabe-i Muazzama'dan alınarak Cebrail Aleyhisselam'ın refakatinde Mescid-i Aksa'ya geceliğin bir seyahat olduğu İsra Suresi'nin ilk ayetiyle sabit. Ondan sonra Mescid-i Aksa'dan yine Cebrail Aleyhisselam'ın refakatinde 7 kat gökleri geçip her kat semada bir peygamberin ruhaniyetiyle görüşüp Cennetül Meva gövdesi olan Sidre-i Münteha'da Cenab-ı Hak'tan görüştüğü ayetten sabit. Hatta bir yere kadar geldikten sonra Cebrail Aleyhisselam bundan sonra kendin gideceksin demiş. Ben şuradan şuraya parmak ucu kadar geçsem yanarım demiş. Onu da geride bırakarak doğrudan Cenab-ı Hak'la görüşen ve Bakara suresinin son hikayeti olan Eminler Resulü'yü Cenab-ı Hak kendisine doğrudan vahyettikten sonra ümmetine 5 vakit namaz hediyesiyle dönmüş olduğu Necm suresindeki 4. ayetten 18'e kadar olan ayetler anlatıyor bu meseleyi. Ve bu harika derste bir manevi keşif olan bu derste Miraç'ın lüzumu nereden kaynaklanıyordu? Sırrı neydi? O bölümü okuduktan sonra Miraç'ın hakikatini, iç yüzünü Bediüzzaman anlatıyordu ikinci bahsinde. Ve bu meselede de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı bu mucize Miraç olayının ruhen değil, rüyada değil, ruh beden müşterekliğinde doğrudan cismen bir seyahat halinde olduğunu Bediüzzaman ifade etmişti dersimizin sonunda. 14 asırdan beri İslam alimleri arasında tartışmalı olan, kimisi ruhen gittiği, kimisi ruh ve beden müşterekliğinde gittiği olarak yapılan tartışmaya son noktayı Bediüzzaman koymuştu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o Miraç mucizesinin yaşandığı gece ruh ve beden müşterekliğinde bütün duygularıyla, azalarıyla beraber o seyahati yaptı diye o tartışmaya son noktayı koymuştu. Şimdi kaldığımız yerden bu akşam dersimizi paylaşmaya devam edelim. Bakalım üstadımız neler anlatıyor dersin bu geri kalan kısmında. Şimdi makamı istimadı olan, yani dinleyici makamında olan mülhide inanmayan kişilere bakıyoruz. Hatıra geliyor ki o mülhit, o inançsız adam kalbinden der. Ben Allah'ı tanımıyorum. Peygamberi bilmiyorum. Nasıl Miraç'a inanacağım? Aslında bu Miraç Risalesi'ne doğrudan muhatap inanan müminler topluluğu. Ara sıra dinleyici makamındaki inançsızlara da Bediüzzaman hitap ediyor. Ama onların kalplerinden geçen şüphe soruları müminlerin de dünyasında kısmen olduğu için İnanmayan adama yaptığı dersten müminleri de ikna edici izahlar yapıyor. Şimdi ben Allah'a inanmıyorum, peygambere de inanmıyorum. Nasıl Miraç'a ineceğim diyen inançsız kişiyi de ben diyor ki Bediüzzaman, biz de deriz ki madem şu kainat ve mevcudat var ve içinde efal ve icat var, sürekli fiiller, icatlar yapılıyor.
Yeniden yeniye mahlukat yaratılıyor, bu görülüyor. Hem madem muntazam bir fiil, failsiz, o fiili yapansız olmaz. Manidar, çok anlamlı bir kitap, katipsiz, yazarsız olmaz. Sanatlı bir nakış, nakkaşsız olmaz. O mükemmel işlemeli sanat, onu işleyen, nakşeden bir işleyici, bir nakkaş olması lazım. Elbette şu kainatı dolduran efali hakimanenin, yani hikmetli fiillerin bir faili, yapanı ve yeryüzünün mevsim ve mevsim tazelenen hayret feza nukuşlarının, nakışlarının, manidar mektubatın, çok anlamlı mektuplarının bir katibi, bir nakkaşı vardır. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış, dört mevsimde ve her gününde yeniden yeniye harika sanatlı varlıklar yaratılıyor. Bunların kendi kendine sahipsiz olması mümkün değil diye inanmayan kişiye Bediüzzaman bunları ifade ediyor. Çok anlamlı bir kitap yazar olmadan, çok anlamlı bir mektup yazını bulunmadan olmaz tabii. Hem madem bir işte iki hakimin bulunması o işin intizamını bozuyor. Yani bir köyde iki tane muhtar olursa ortalık karışır. Bir vilayette iki vali olsa, bir memlekette iki padişah bulunsa, o memleketin, o vilayetin bütün işleri karma karışık hale gelir. Hem madem sinek kanadından ta semavat kandiline, gökteki yıldızlara kadar mükemmel bir intizam var. Öyleyse o hakim, yani kainatın hakimi, hükümdarı birdir. Bir olmazsa, çünkü her şeyde sanat ve hikmet o derece aciptir ki, acayip bir durumda ki, o şeyin saniyi, sanatkarı, her bir şeye muktedir olacak, gücü yetecek. Her bir işi bilecek bir derecede kadir-i mutlak, mutlak ve sonsuz bir güce, kudreti sahip olmak lazım gelir. Öyleyse bir olmazsa mevcudat adedince ilahların bulunması lazım gelir. Yani bir Allah'a iman etmeyince o zaman hadsiz ilahların varlığı gerekiyor. O ilahlar hem birbirine zıt hem birbirine misil olacaklar. Ve o halde şu acip intizam bozulmamak 100.000 defa muhal, imkansızdır. Yani atomlardaki sistemden güneş sistemine kadar, galaksilere, galaksiler alemindeki nizama kadar her şeyde bir sistem ve düzen hükmediyorsa, öyleyse kainatın yaratanı ve yöneteni bir olduğu için bu intizam devam ediyor. Hem madem şu mevcudatın tabakaları bir ordudan 1.000 defa daha muntazam bir emir ile hareket ettiği bilbedaha apaçık görünüyor. Yıldızların, güneş ve kamerin, ayın muntazaman hareketlerinden tut, ta badem çiçeklerine kadar her bir taife o kadar muntazam, o kadar mükemmel bir surette kadir-i ezelinin, o ezeli kudret sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın o taifeye verdiği nişanları, formaları, güzel libasları ve tayin ettiği harekatı 1.000 defa ordudan daha muntazam bir tarzda izhar ediyor, gösteriyor. Öyleyse şu kainatın mevcudatı onun emrine bakar. Yani kainatın yaratanına, yönetenine bakar ve intisar eder. Perdeyi gayb arkasında bir hakim mutlakı vardır. Gayb perdeleri arkasında
bizim baş gözüyle görme şansımız olmayan ama bu kainatın perdesi arkasından bütün alemleri atomlardan yıldızlara kadar yaratıp yöneten mutlak bir hakimi var. Bu açık olarak anlaşılıyor. Hem madem o hakim yani Cenab-ı Hak bütün yaptığı icraatı hakimane şahadetiyle icra, hikmetli icraatların şahitliğiyle hem gösterdiği asar haşmetle, haşmetli eserleriyle bir sultan-ı zülcelaldir. Celal sahibi bir sultandır. İcraatından öyle olduğu anlaşılıyor. Hem gösterdiği ihsanat, ihsanlar, ikramları ile gayet rahim, son derece merhametli bir Rab'dir, Rabbimizdir. Hem izhar ettiği, gösterdiği güzel sanatlarıyla sanatperver ve sanatını çok sever bir sani, bir sanatkardır. Hem gösterdiği tezyinat, süslü keyfiyetler ve merakaver, insanın merakını celbeden sanatlarıyla zişuurların, şuur sahiplerinin nazar-ı istihsanını, beğeni, nazarını, eserlerini celbetmek isteyen bir Halik-i Hakim'dir. Hikmetli bir yaratıcı oldu anlaşılıyor Cenab-ı Hakk'ın. Hem hırkat-ı alemde, yani alemin yaratışını gösterdiği muhayyir-ül okul, akılları hayrette bırakan tezyinatın, süslü vaziyetlerin ne demek olduğunu ve mahlukat nereden gelip nereye gideceğini, rububiyetinin Rabbül Alemin hikmetiyle zişura bildirmek istediği anlaşılıyor. Elbette bu hakim-i hakim, hikmetli iş yapan hükümdar, yani Cenab-ı Hak, hükmeden Cenab-ı Hak ve sani-i alim, ilmi her şeyi kuşatan sanatkar Allah-u Zülcelal rububiyetini göstermek ister. Hem madem bu kadar gösterdiği asar-ı lütuf ve merhamet, ikram, ihsan, lütuf, merhamet eserleri ve garai bir sanat, garip sanatlarıyla zişura, şuur sahiplerine kendini tanıttırmak ve sevdirmek ister. Öyle olduğu anlaşılıyor. Elbette zişurlardan, akıl, idrak, şuur verdiği, yarattığı varlıklardan arzularını ve onlardaki marziyatın ne olduğunu bir mübelli tebliğ edici vasıtasıyla bildirecektir. Yani akıllı, şuurlu yarattığı mahlukata, varlıklara, cin ve insanlara şunlardan razıyım, bunlardan razı değilim diye bildirecek, duyuracak, tebliğ edecek bir elçiyi de tayin edecektir Cenab-ı Hak. Öyleyse zişuurlardan birisini, şuur, akıl, idrak sahiplerinden birisini tayin edip onun ile o rububiyetini, alemlerin Rabbi olduğunu ilan edecektir o elçi vasıtasıyla. Ve sevdiği sanatlarını teşhir için bir dellalı kurbu huzuruna, huzurunun en yakınına müşerref edip, yani bizzat huzurunu almakla şereflendirip teşhire vasıl edecektir. Ve o ulvi makasızlığını, gayelerini, maksatlarını sair zişurlara bildirmekle kemalatını izhar etmek, göstermek için birisini muallim tayin edecektir. O muallim Allah'ın bu kainatı yaratmadaki maksat ve gayelerini ve kainatın akıbetinin ne olacağını, insanın bu dünyadaki vazifesini, ölümden sonra nelerle karşılayacağını bildirmesi lazım o tayin ettiği elçi. Ve şu kainatta derc ettiği, koyduğu tılsımı, esrarengiz sırları ve şu mevcudatta gizlediği muammay rububiyeti Rabbül Aleminin anlaşılması zor gerçekleri manasız kalmamak için herhalde bir rehber, yol gösterici, tarif edici, öğretici tayin edecektir. Ve gösterdiği
ve enzarın, nazarların temasını neşrettiği mehasini sanat, bu fevkalade güzel sanatlar faydasız ve abes beyhude kalmamak için onlardaki makasıdı, maksat ve gayeleri ders verecek bir rehber tayin edecektir. Hem marziyatını razı olduklarını zişurlara tebliğ etmek için birisini bütün zişurların, akıl sahiplerinin fevkinde bir makama çıkaracak ve marziyatını razı olduğu neler varsa onu ona bildirecek, onlara gönderecektir. Yani miracın hakikatinin ne olduğunu izah ederken, inanmayan bir adama bunları izah ederken, müminlere de miracın hakikatini ders vermiş oluyor Bediüzzaman Hazretleri. Madem hakikat ve hikmet böyle iktiza ediyor ve şu vezaife yukarıdan beri sayılan vazifelere en elyak, en layık Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çünkü bilfiil en mükemmel bir surette o vazifeleri, yani yukarıdan beri sayılan o vazifeleri yapmıştır. Teşkil ettiği alem-i İslam ve gösterdiği nur-u İslamiyet, İslam nuru bir şahidi adil ve sadıktır. Adaletli, doğru bir şahittir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın izniyle ortaya koyduğu İslam bunun şahidi. Öyleyse o zat Aleyhisselatü Vesselam doğrudan doğruya bütün kainatın fevkine üstüne çıkıp bütün mevcudattan varlıklar alemlerinden geçip bir makama girmek lazımdır ki bütün mahlukatın halikı, yaratıcısı ile umumi, ulvi, külli bir sohbet etsin. Bunu Allah'ın hikmeti, rahmeti, keremi gerektirdiği için işte Miraç dayı bu hakikati ifade ediyor. Ya yani bu kainat, özellikle bu dünya ve içindeki mahlukat, hasreten insanlar. Niçin bu alem yaratıldı? Akıbeti ne olacak? Bu ve bunun gibi daha nice sırlı hakikatleri kainatın yaratıcısı olan Allah-u Zülcelal, insanlar içinden en seçkin bir peygamberini elbette huzuruna kadar getirecek, ona bütün bu kainatın sırlarını, hakikatlerini ders verecek, sonra onu tekrar makamından dünyaya gönderecek. O da bu tebliğ vazifesini bütün insanlara dünyalar durdukça kıyamete kadar o vazifeyi devam ettirecektir Kur'an ve hadis-i şerifleriyle. Miraç bunun işini gerçekleştirmiş. Hakikati buymuş. Elhasıl madem şu azim kainatı mezkür yukarıda zikredilen maksatlar gibi çok azim makası, çok büyük maksatlar ve çok büyük gayeler için şu surette teşkil, tertip ve tezyin etmiştir. Hem madem şu mevcudat içinde şu umumi rububiyeti, Allah'ın alemlerdeki takip ettiği maksatları ve yarattığı mahlukatı bütün dekaik-i inciliyle, şu azim saltanatı uluhiyeti, Allah'ın o ilahlık saltanatını bütün hakaikiyle, hakikatleriyle görecek insan nev'i vardır bu dünyada. Elbette o hakimi mutlak, yani Cenab-ı Hak o insan ile konuşacaktır. Makasıdını, kainatı ve insanı, dünyayı yaratma maksatlarını ona bildirecektir. Madem her insan cüz'iyetten ve süfliyetten tecerrüt edip sıyrılıp en yüksek bir makam-ı külliye çıkamıyor, o hakimin külli hitabına bizzat muhatap olamıyor. Elbette o insanlar içinde bazı efrad-ı mahsusa, bazı özel fertler o vazifeyle muazzaf olacaklar. Yani peygamberlerin
insanlık tarihi boyunca farklı coğrafyalardaki farklı kavim ve ümmetlere gönderilmesinin sırrı da bu. Herkes Allah'a muhatap olacak hali yok. İşte peygamberleri tayin ederek Allah insanın ve kainatın, dünyanın yaratılış maksatlarını onlara ders veriyor. Özellikle son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu vazifeleri bütün detaylarıyla, incelikleri, teferruatıyla ders vermek için işte Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kadar Miraç mucizesiyle gidip gitmesi ve ümmetine dönüp haber vermesi bu hikmete binen. Ta iki cihetli münasebeti bulunsun. Hem insan olmalı, ta insanları muallim olsun. Bu çok önemli. Yani Allah meleklerden peygamber tayin etseydi, insanlar mazeret bulurlardı kendisine. O melek, biz insanız. O nurdan yaratılmış. Biz maddi bedenden, biz onun gibi olamayız ki diye mazeret üretirlerdi. İnsanların içinden seçilmiş olmalı ki hem insanlara muallim olsun, öğretici olsun, hem ruhen gayet ulvi olmalı ki ta doğrudan doğruya hitaba mazhar olsun. Allah'ın doğrudan hitabını da mazhar olabilecek bir ruh yüksekliğine sahip olsun. Şimdi, madem şu insanlar içinde şu kainat saniyinin, sanatkarının makasıdır, yani maksatlarını en mükemmel bir surette bildiren ve şu kainat tılsımını, sırlarını keşfeden ve hilkatin yaratılışın muammasını açan ve rububiyetin mehasini saltanat güzelliğine en mükemmel tarzda dellallık eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Elbette bütün efradı kesire içinde öyle bir manevi seyri sülûku, manevi yükseliş olacaktır ki cismani alemde seyr-i seyahat suretinde bir miracı, yani yükselişi olacaktır. 70.000 perde tabir olunan berzah-ı esma, Allah'ın isimlerinin berzahlarından ve tecelli sıfat ve efal, Allah'ın fiiller ve sıfatlar alemlik tecellisinden ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar, varlıklar aleminin bittiği son yere kadar, Cenab-ı Hakk'ın dairesine kadar kat-ı meratip edecektir. Mertebe olarak yükselecektir. İşte Miraç budur. Ya hakikati Miraç işte budur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Fakat yine ister istemez hatıra geliyor ki ey müstemi, yani bu Miraç Risalesini dinleyen hem de iman noktasında da zayıf olan dinleyici adam, ey müstemi, sen kalbinden diyorsun ki nasıl inanayım? Her şeyden daha yakın bir Rabbe binler sene mesafeyi kat edip 70.000 perdeyi geçtikten sonra onunla görüşmek ne demektir? Biz de deriz ki Cenab-ı Hak her şeye her şeyden daha yakındır. Fakat her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Nasıl ki güneşin şuuru, aklı, ilmi, konuşması olsa senin elindeki ayna vasıtasıyla seninle konuşabilir. İstediği gibi sende tasarruf eder. Belki ayna misal, aynaya benzeyen senin göz bebeğinden sana daha yakın olduğu halde sen 4.000 sene kadar ondan uzaksın. Yani 150 milyon kilometre mesafedesin. 4.000 sene dedi. Yani bir insan normal yürüyüşte saatte 5 kilometre yürüyerek güneşe varmak istese 150 milyon kilometreyi ancak 4.000 senede tamamlar. Saatte 5 kilometreyle. O kadar uzaktayız güneşe. Hiçbir cihette ona yanaşamazsın. Eğer terakki etsen, yükselsen, kamer, ay makamına gelip doğrudan doğruya bir mukabele
noktasına çıksan, ona yalnız bir nevi aynıdarlık edebilirsin. Öyle de Şems-i Ezel ve Ebed olan Ezel ve Ebed Güneşi benzetme yapıyor olan Zat-ı Zülcelal Cenab-ı Hak, her şeye her şeyden daha yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır ya. O bize bizden daha yakın ama biz ondan nihayetsiz uzağız Rabbimize. Yalnız bütün mevcudatı kat edip cüz'iyetten çıkıp külliyetin mertebelerinde gitgide binler hicaplardan, perdelerden geçip ta bütün mevcudata muhit bir isme yanaşır, ondan daha ileride çok meratibi kat eder, sonra bir nevi kurbiyete yakınlığına müşerref olur. Bir başka örnek, güneş misalinden sonra, hem mesela bir nefer, rütbesiz bir asker, kumandanı azamın, yani başkomutanın, şahsı manevisinden çok uzaktır. O nefer kumandanını onbaşılıkta gördüğü küçük bir numune ile gayet uzak bir mesafede manevi çok perdeler arkasında ona bakar. Hakiki onun şahsı manevisiyle kurbiyet yakınlık ise, başkomutana bizzat yakınlaşmak ise gerçek anlamda mülazımlık, yani temel, sonra yüzbaşılık, sonra binbaşılık gibi çok merati bir külliyeden geçmek lazım geliyor. Halbuki kumandan-ı azam, başkomutan yani padişah, emriyle, kanunuyla, nazarıyla, hükmüyle, ilmiyle, sureten olduğu gibi manen de kumandan ise, yani evliyadan bir komutan ise, bizzat zatıyla o neferin yanında bulunur, görür. Şu hakikat 16. sözde gayet kat'i bir sürette ispat edildiğinden ona iktifaen burada kısa kesiyoruz. Şimdi bundan sonra başka sorular akla geliyor ve buna göre de cevaplar var tabii arkasında, ama biz o soru ve cevaba girmeden bu akşamlık dersimizi burada tamamlamış olalım. Yarın akşam inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hakk'ın hem ismi azamına hem de binbir isminin azami mertebesinin tecellisine Allah'ın lütfuyla mazhar olduğu için Recep ayının 27. gecesi bizzat Allah'ın emriyle Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne iniyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı cennetten getirdiği Burak denilen bir bineye bindirerek Mescid-i Aksa oraya götürüyor. Oradan 7 kat gökleri de geçirerek cennet ve cehennemin ahvalini gösterdikten sonra bizzat kendi zatıyla buluşmasını sağlıyor. Kendi cemalini kendisine gösteriyor. Ve işte bahsettiğimiz gibi Bakara suresinin son hikayeti olan Emener Resulü'yü doğrudan kendisine vahyediyor. 5 vakit namaz hediyesiyle de tekrar yeryüzüne indirip ve bu bahsi geçen bütün kainatın sır ve hakikatlerini ümmetine anlatmak üzere onu tebliğ edici olarak gönderiyor. İşte Miraç'ın hakikati buymuş. Kainatın sırlarını, yaratılışın muammasını ve gayb alemleri olan alemi ahiretin ve Allah'ın varlığını ümmetine bildirmek amacıyla böyle bir Miraç mucizesini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasip ediyor. Miraç'ın gerçek hakikati, özü, ruhu buymuş. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim
Vâhir davahum enilhamdülillahi rabbil âlemîn.